akşamlar canım Türkiye'm, nasılsınız? Ben elhamdülillah iyiyim. Koronalı günlere az kaldı. Böyle artık hemen hemen herkes tam zamanlı çalışmaya başladı. Bizim okullarımız ne zaman olacak? Eylül ayı gibi olacak Allah nasip ederse. Tabii benim telafi derslerim olacak Allah nasip ederse. Yine geldi Kaan Paşa burada. Yine geldi bu yaramaz elinde bisküviden. Bu arada Kaan'ın saçlarını kestirdik. Amcası sağ olsun kestirdi. Ben illa berbere göndermem dedim eşime. Eşim de tamam o zaman dedi, amcasına rica edelim dedi, amcası kesti. Çok güzel bir video çekmiştik ama o sırada eşim telefonu çakmadan almadığı için video o an kesildi, yarım kaldı. O da bayağı bir hoşumuza gitmedi ama saçlar uzadığı zaman amcası bize söz verdi, tekrardan bir video çekeceğiz Allah nasip ederse inşallah. Bugün eşim bana güzel bir sürprizle geldi. Şöyle göstereyim, hiç iyi kapıda böyle, bak sen ne aldın diyor bana. Ben de bak o ney dedim, aa bak. Yeşili, ben yeşil rengi çok seviyorum. Özellikle su yeşilini çok seviyorum. Çok hoşuma gitti. Eşim bana plastiği, orijinal plastik olan, koku yapmayan özel ayranlık almış. Aynı zamanda şurup da yapabilirim bunun içerisinde. Aklınıza gelebilecek, çırpılacak her türlü sıvı şeyleri burada çırpabilirim. Güzel şuruplar yapıyorum ben yazın. Mesela portakal suyundan yapıyorum, üzüm suyundan yapıyorum. Bu benim için çok pratik oldu. Aynı zamanda çok güzel, çok hoşuma gitti. İlla ben yeşili çok seviyorum. Diyor ki bana, başka renkler de var da diyor, onun bir çırpıcısı yoktu diyor. Ben diyor, hani sen yeşil seviyorsun diye aldım diyor. Teşekkür ederim falan dedim böyle. Eşim çabuk gönül almayabilir. Biraz sert, mizaçlı bir insandır. Buradan kendisine söyleyeyim, size çekiyorum. Ceviz hep anlatırım ben eşime her zaman için. Eşim benim ceviz gibi, dışı çok serttir. Ama içine açtığınız zaman o kadar tatlı, o kadar hoştur ki. Tabii her erkeğin özellikle Gaziantep yöresine özel ataerkil bir aile olduğumuz için biraz sert mücazımız serttir bizim. Ki çocuklarım da zaten böyle yapıyordu. Ben dedim ne oluyor oğlum dedim. Caner bana ne diyor lan ya diyor. Bana böyle yapıyor. Oğlum bana elik hareketi yapma bak beni delilendirme dedim. Lütfen dedim lütfen oğlum bu evin bir tane hötük babası var. Yeter ikinciyi sana ve Kaan'a gerek yok. Size daha böyle daha kibar olun lütfen diyorum. Ama tabii erkek mücazı her zaman gibi böyle ağır ve oturaklı olmalı. Ki eşim öyle olduğu için de galiba ben onu o yüzden seçtim. Neyse çok beğendim Suray'ım. Teşekkür ediyorum tatlım. İyi de kullan. İyi çok günlerde. Güzel, çok beğendim. Allah kesinize bereket versin. Huzurlu günlerle kullanmaya nasip etsin. Hatta şu içindeki kağıdı da var. Bunu da göstereyim bir istiyorum şöyle. Yanına iki taraftan açılıyor. Şuradan da su haznesi var. Şöyle göstereyim. Şuradan şöyle dökmeli. İki taraftan açılmalı. Hatta şu kağıdını da göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Şu anda İbrahim Bey bunun toptancılığını aldı. Kaynım. Evet. Bunun şu anda satışını yapabiliyoruz. Evet, bu arada reklam yapıyorum. Yayık sürahisi bu. Kolay yıkanabilen, dayanıklı, tek dokunuşlu sistemi var. Şu aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Şurasına göre 4 litre alıyor bu. Buzdolaplarına koyabiliyoruz bunu. Evet. Normal yüksek kapasitede 4 litrelik alma haznesi var. Ve şöyle açayım. Şöyle canım çek reklam yapalım. Kaynımın. Kaynım bunun bayiliğini aldı şu anda. Reklamımızı da yapalım. Reklamlar. Şu anda İBB'ye geçmek istiyorum Allah nasip ederse. Bu arada eşimi bekledim çekim yapmak için. Sağ olsun eşim geldi. Ama şunu fark ettim. Benim böyle çekim yapmamda bana gaz veren eşimmiş. Şimdi o işe başladığı için böyle ben evdeyim çocuklardan beraber. Caner'e diyorum ki oğlum şu kamerayı şöyle tut. Annem şunu şöyle yap. Olmuyor. Benim telefonum da biraz küçük, tabletten çekiyorum. Ama eşimle çekim yaparken ki aldığım hazı alamıyorum. Böyle biraz videolarım böyle hazırlamış olduğum birkaç videom var. Böyle biraz sallanıyor falan. Aa ne yapayım? Senin kadar güzel video çekerim yok. Kameramanım yapacak bir şeyim yok. Seni toplanmam lazım galiba. Neyse laf uzatmayalım Allah nasip ederse bugün kısır yapacağım. Gaziantep yöresinde bana has, bize has, Gaziantep'lere has kısır yapmak istiyorum. Tabii herkes evinde nasıl kısır yapıyordur yöreye ve eve, kişiye, şahsa göre bunlar değişir. Bu benim kısır yapış tarzım. Yani annemin bana öğretmiş olduğu kısır tarzı. Benim annem de bu şekilde yapıyor. Biz de annemden öğrendiğim şekilde yapıyorum. Öncelikle malzemelerimi anlatayım. Burada marullarım var. Marullarımı ince ince kıydım. Şöyle gördüğünüz gibi ince ince kıydım şöyle. Salatalığım var. Biraz normal soğanımdan yeşil soğanım var.
şurada domateslerim var. Domateslerini böyle gördüğünüz gibi şöyle küçük küçük doğradım. Yeşil biberim var. Damarlarını çıkardım Caner ve Kaan da harap yesin. Çünkü çok acı. Şu an ellerim yanıyor o derece. Maydanozumu burada doğradım. Salçam var. Kimyonum var. Biraz şurada köfte baharatım var. Tuzum var ve karabiberim var. Limonu da zaten yaparken sıkacağım. 2 yemek kaşığı kadar nanem var. Bu da soğanımı artanı eğer bakacağım. Eğer gerek varsa katacağım. Yoksa bunu katmayacağım. Bu arada şurada benim nar eşkim var. Şöyle göstereyim. Orijinal nar eşkisi var. Buna koydum. Burada şöyle göstereyim. Böyle önce şöyleydi bunun üstü. Isladım ben bunu. Üzerini böyle biz kapatırız. Hemen ağzını açayım şöyle. Gördüğünüz gibi simitimi ben Allah nasip ederse inşallah bir tabak kayınvalideme göndereceğim. İnşallah iki tabak da artık dükkana gönderirim. Eşim ve kaynım benim kısırı çok severler. Bir tabak da artık iki tabak da bize Allah nasip ettiği kadarıyla. Şu anda ben bu adam başı birer bardak koydum. Burada tam 6 bardak var. Yani biz işte kaynım, eşim, kayınvalidem, ben, Caner hepimiz hesapladım. Bir bardak fazla koydum. 6 bardak burada benim köftelik simitim var. Biz simit deriz normalde. Hani dışarılar buna bulgur diyor. Bu köftelik simit gördüğünüz gibi şöyle. Ben bunu sıcak su döktüm. Ağzında böyle karıştırdım. Şöyle yaptım. Karıştırdım ben bu şekilde. Sonra da tepsiden ağzını kapattım. Bakın tepsini görüyor musunuz buğusunu? Bir güzel buğu da bu kendi kendine açıldı. Şu anda açıldı. Ben hemen Allah'ın izniyle başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hemen şöyle yapayım. Bu arada beni izleyen herkese selam olsun. Türkiye'min dört bir yanına selam olsun. Video uzun bir müddet eşimle sağ olsun evde olduğu için bayağı bir video çekip biriktirmiştik. Onları paylaşıyor da eşim. Tabii ben sadece video çekim aşamasındayım. Renderlaması, bunların ışıktır, o içindeki efektler hepsi eşime ait. Sağ olsun, onların hepsini eşim yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapayım, gördüğünüz gibi. Şu anda benim simitim açılmış, böyle çok güzel bir şekilde şu anda yumuşak bir halde. Hemen şöyle salçamı da koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an eğer şey olursa, tekrardan önce bir şöyle köftemi salçasından şöyle bir hafif yoğurayım. Bu arada bugün bir eşim radyo dinlemiş. Bir spiker şey diyormuş. Hangi şeydi Volkan'cığım? Doğancan. Ha, Doğancan Bey mi? Kanalda diyormuş ki kısır domatesli mi olur, domatessiz mi olur diye böyle birkaç konuşma varmış. Kısır tabii ki bizim yöremizde domatesli olur. Neden? Domatesin vermiş olduğu mükemmel bir tat vardır. Simiti gerçekten tat veren, simite mükemmel o tadını veren şey köftenin içerisinde özellikle domatestir. Domatesin mükemmel bir tadı vardır. Şöyle yapalım. Bunu biraz şöyle yoğuracağım. Yoğuracağım derken zaten bu simit hazır. Biliyorsunuz bunu ısladık. Ağzını da kapattık. Bir güzel. Şuradan. Kaan'cığım dur bakalım. Bu arada havalar ısındı. Elhamdülillah. Gerçekten sıcaklığı hissedebiliyorum. Hani derler ya her şeyi alın teriyle yapıyoruz. Gerçekten şu anda hava sıcak. Şöyle yapayım. Alttan şöyle şu şekilde karıştırıyorum. Çünkü bu kısır bunu yoğuramayız. Yani şöyle yumruk yumruk yoğurmayacağım bunu. Şöyle şöyle. Şu şekilde alttan. Hemen soğanımı katmak istiyorum. Bu arada benim salçam bunu az geldi. Şuradaki salçayı da alayım. Sizin beğendin mi Volkan? Canım gerçekten çok beğendim. Ellerine sağlık. Eşim benim köfte hastasıdır. Çok sever. Kaynım öyle. Kayınbabam öyle. Kayınvalidem. Allah'tan ki ben de köfte yoğurmayı seven bir insanım. Bana eşim nişanlıyken sordu köfte yoğurabiliyor musun? Benim, Allah Allah. Benim kriterlerimde ilk önce o vardı. Yoksa zaten biliyorsun ki seni almazdım yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki ben onu aldım da beni alacakmış. Dur hele dur önce ben seni beğendim. Allah Allah. Neyse. Oralara çok fazlaşma derin bir mevzular. Bana köfte yoğurabiliyor musun dedi. Durdum hayda dedim. Niye soruyorsun dedim. Biz köfteyi çok severiz dedi ailecekler de. Aa öyle mi dedim. Ben köfte çok güzel yoğururum. Çok da severim dedim. Öyle işte. Ben nişanlıyken başladım ben. Yoğurmaya. Köfte yoğurmaya. Elhamdülillah. Çok severek yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
Dedim bari bugün fazla yapayım. Kaynama da dükkan ayarına eşimle kaynama öğlen yemeği olsun. Kaynana çok sever. Oğlu Necdet de çok sever. Neco. Kaan ele geçirmiş Volkan. Bu arada bakın benim soğanım köfteme göre, köftemi ısladığım için köftem çoğaldı ve açıldı. Şu anda soğanım az oldu. Tekrardan şuradan ilave yapıyorum. Biz sımırsak koymayız. Tabii koyan yerler varsa onu ben bilemem. Biz koymayız. Şöyle şöyle şu şekilde. Bakın alttan alttan. Alttan alıyorum, üste doğru harmanlıyorum. Çünkü kısır bu şekilde yapılır. Hafif şöyle salçamı ezmeye çalışıyorum. Bu arada videolar güzel gidiyor. Güzel takiplerim var elhamdülillah. Şu anda galiba 1500 abonem oldu değil mi Volkan? Menajerim Volkan olduğu için değil mi Volkan diyorum ona? Evet canım. Ben çünkü ev işiydi, yemekti, çocuklardı. Devam ediyorum elhamdülillah. Bu arada güzel projelerim var. İnşallah ben aynı zamanda sürücü kursunda eğitmenlik yapıyorum. Derslere giriyorum. Elhamdülillah. Çok şükür, bin şükür. Yarın da inşallah sürücü kursunda dersim varmış. Haber verdiler bana. İnşallah yarın da oradan da bir çekim yaparım size. Allah'ın izniyle. Ben bunu bu şekilde katıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi şu an alttan yukarı doğru harmanladım. Hemen şimdi ben şuraya biberimi atacağım. Sıra sıra. Önce soğan. Sonra biberim. Şöyle yapayım. Bu arada şu baharatlarımı da atayım hemen. Hemen şundan biraz limon sıkayım. Çünkü köfte, yani kısır, eşliksiz olmaz. Bundan çekirdeklerini çıkardım. Canerciğim, annem onu bağırttırma. Şurada iki tane. Gördüğünüz gibi hemen şu limonu da sıkıyorum. Şimdi şöyle yapayım. Hemen önce bir harmanlayayım. Sonra salatalığımı teker teker artık atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maşallah. Berek Allah. Bereketlendi. Allah'tan ki malzememi de ona göre doğramıştım. Biraz fazla doğradım. Ne olur ne olmaz diye. Bu arada Volkan'ın yağın altını bakıp nasıl çekebilir misin canım? Gördüğünüz gibi yağın altını yaktım. Yağım ısınacak. Isınan yağı da üzerine dökeceğim. En son işlem tabii o. Önce çekebilirim şöyle. Kısırma. Harmanlamam lazım. Şimdi hemen soğukluğu unutuyorum. İnşallah kötü elime sığmadı. Hemen marullarımı atıyorum. Ben de biraz şöyle ileriye doğru gideyim. Burada kıl yağım ısındı mı şöyle bir tane. Isınmış. Oynattım. Bana cız etmesi lazım. Hemen şunları şöyle karıştırayım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maşallah maşallah. Tanerciğim gözün kanında olsun, olur mu annem? Ocakta yağ var. Şöyle. Acıktın mı Volkan'cığım? Yani.
aç bir baba var şu anda kameranın karşısında. Çok lezzetli duruyor çünkü. Tok bile olsam. Ben de acıktım. Anneciğim, ben de yiyesim geldi. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Ooo, neden yazdıkları da giymiş. Askılı giymişsin oğlum, yarım kollu giyseydin. Ceren de dışarı işte bu çok sıcaktı. Beni boşuna terletmemiş arkadaşlar. Ben de o yüzden bunu giydim. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Kanalımda kalın, Cansu ile Caner'in dünyasında birlikte kalın. Etmeyelim. Bugün öğrencilerime kendi grubumdan mesaj attım. Böyle böyle arkadaşlar, Allah nasip ederse gelecek hafta pazartesi günü bize mail geldi. Gelecek hafta pazartesi günü itibaren tekrar tekrar kurslar çağrılacakmış, halk eğitimi, telafi eğitimler yapılacakmış. Tabii bu artık bizim kalan ders saatimize göre ayarlanacak diye haber verdim. Böyle yazdım, altına da yazdım. Kanalımda kalın, Cansu ve Ceren'in dünyasına abone olmayı lütfen unutmayın. İhmal etmeyin. Öğrencim birisi yazmış, hocam biz sana aboneyiz zaten. Seni izlerken hocam karşımızdaymışsın gibi hissettik diyorlar. Dedim elhamdülillah. Allah'ım insanları seve sevdire, saydire, baş tacı ettire. Cem cümlemizi, benim de cümle Muhammed Mehmet'in eraplarını da. Allah'ım bu yapmış olduğum yemeği ansalıyla, mutlulukla, aşkla, muhabbetle, sevgiyle, saygıyla yiyebilmeyi nasip. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kayınbabamın canına değsin, ruhuna değsin. Kayınbabam beni çok severdi. Şöyle yapayım hemen. Efendim anneciğim. Hemen şöyle bakıyorum. Evet, caz dedi ve yağ mı sınmış? Hemen. Abandadan şu kağıda bak. Tamam anne. Ben hemen şu maydanozumu şu şekilde katıyorum. Ben arkadaşlarımla yardım ediyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Çok şükür, bin şükür evet. Hemen şöyle nanemi de etrafına gezdiriyorum. Nanesiz çünkü olmaz. Şimdi cans etmesi lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, arkadaşlar gördünüz mü? Bir bomba patlamış gibi cans etti. Evet, şimdi şunu da hemen şöyle yapıp benim annem şöyle içinin yağını sıyırır. Şu şekilde. Tamamdır. Ya, bu şu anda sıcak. Yerim nasıl yapacağım diyormuşum. Tabii üzerine hemen nar eşkimizi döktük. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda gerçekten güzel bir kısır oldu. Bakalım annemin kısırı gibi güzel bir kısır olduğunu bilmiyorum. Benim annem mükemmel yemekler yapar. Ben annem gibi yapmaya çalışıyorum ama işte. İşte. Şöyle yapayım. Bakın hiçbir şekilde yoğurmuyorum. İçerisindeki domatesi ve marulu, salatalı ezmiyorum. Şöyle şöyle bakın. Elimle aldım. Şöyle şuraya attım bakın. Şöyle aldım ve şuraya şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada gerçekten tepside zor çeviriyorum. 6 bardak bunun bayağı bir dolduruyormuş, onu öğrendim. De maşallah bereketlendi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, ağzım sulandı. Gerçekten böyle ağzım sulandı. Allah'ım ağzıyla yiyebilmeyi nasip et. Bismillahirrahmanirrahim. Yana nanemi de yıkadım. Turşumu da çıkardım. Ayranım da hazır. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Ben arkadaşlar bakın, ben bunu yiyordum. Bunu kiraz yiyordum ben de. Anne onu yıkasaydın keşke. Yıkadım arkadaşlar. Ben de yıkadım, yiyorum. Tabii çok güzel. Ben de siz de alayım. Caner'cim hayır anneciğim. Yıkanması lazım. Şimdi bunu hemen, şu anda her şey hazır. Bunu sunu yapacağız. Evet, şu anda kısırım hazır. Elhamdülillah servisinde yaptım. Şöyle önce ben kısır elimi göstermek istiyorum. Yakın kadar alabilir miyiz sayın kameramanım? Gördüğünüz gibi bakın. Hiçbir şekilde salatalıklarım bakın halen diri. Salatalıklarım diri, marullarım diri gördüğünüz gibi. Bakın şöyle domateslerimi göstereyim. Bakın domateslerim hiçbir şekilde ezilmedi. Ne alttan yukarıları harmanlayarak yaptı. Kısırın özelliği budur. Şöyle bir sunum hazırladım ben. İnşallah beğenirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Bunun yanında şimdi... Bunun yanında soğuk bir ayran tabii ki. Soğuk bir ayran. Hemen.
hemen var, ayran var adam doldurmam ister misin Volkan'cığım? Gerek yok, birazdan. Volkan çok acıktı şu anda. Evet. Yanına da bunu soğuk bir ayranla da şalgam nasıl istiyorsanız. Ama evet, benim tavsiyem soğuk bir ayran. Ayranım da hazır. Şöyle göstereyim. Şöyle. İşim bayağı bir acıkmış şu anda. Allah azıcık yemeği nasip etsin. Sizden rica ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Abone olmak ve beğenmek bizi aynı zamanda videolarımızın devamlılığını sağlayacağı için lütfen kanalımda kalın ve Can Söyler'in dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.